Resmin Öyküsü programından merhabalar. 5 Aralık 1934 tarihinde kadınlara seçme ve seçilme hakkının Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından verildiğini bilmekteyiz. Bugün sizlerle Türk resim sanatında ünlü kadınlar kuşağını konuşacağız ve bu kadınları anarken en başta sanat anlamında yenilikleri ülkemize taşıyan, kadınların eğitim almasını sağlayan bir isimle başlayacağız. Bu isim tam da karşımızda Mihri Müşfik Hanım. 1886 yılında Kadıköy'de, İstanbul Kadıköy'de doğmuştur. Doğduğu evin kaderi olduğunu insanların söyleriz. Doğuştan şanslı bir isimdir. Çünkü Mihri Müşfik Hanım'ın babası o dönemin doktorları arasında sayılan, yani günümüzdeki Sağlık Bakanı gibi düşünürseniz, Doktor Rasim Paşa'dır. Rasim Paşa'nın kızı olduğunu ve Sultan II. Abdülhamit'e yakın bir aile olduğunu görmekteyiz. Saraya yakın olmak Mihri Müşfik'in kaderini nasıl etkiledi? Gelin bakalım. Hemen Mihri Müşfik Hanım'ı gördüğümüz zaman orta portresini çizdiğini, ne kadar başarılı bir ressam olduğunu görmekteyiz. Sanatı şu şekilde başlamıştır. 2. Abdülhamit döneminde yaptığı bir resmin Abdülhamit tarafından beğenilmesiyle birlikte akademik anlamda eğitim alma sürecine giden bir yol başlayacaktır. O dönemin sanatçıları arasında gördüğümüz Fausto Zonaro sarayın resmi ressamıdır. Bu sarayın resmi ressamı Zonaro'dan eğitim alan bir kız çocuğundan bahsedeceğiz Mihri Hanım. O dönemde konaklarda eğitimler verilmektedir. Akademik anlamda okullarda kadınların eğitim alabileceği bir ortam olmadığı için zengin olanlar konaklarına çağırdıkları ressamlar tarafından öğrencilerin, çocukların, eşlerinin yetiştirildiği bir süreç başlamıştır. O ailelerden birisi de Doktor Rasim Paşa'nın evidir ve artık Mihri Müşfik bu ev içerisinde Zonaro'dan eğitimler almıştır. Peki Avrupa'ya gitmesi, akademik anlamda derslerle tanışması ne zamana denk gelmektedir? İtalya ve Roma'da, Fransa'da bulunduğu süreçlerde kendisinin çok büyük atılımlar yaptığını görmekteyiz. Hatta kendine düzenlenmiş kaçak bir pasaportla ülkeden çıktığını, kendine bir hayat düzeni kurduğunu, Avrupa'da yaşadığını görüyoruz. En çok dertlendiği konulardan birisi Osmanlı kadınlarının akademik anlamda İstanbul'da eğitim alamamasıydı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin temelini oluşturan Sanayi Nefise Mektebi'nde erkek öğrenciler dersler alıyordu ve bu süreçte Mihri Müşfik Hanım'ın bu okula giremediğini görmekteyiz. Avrupa'da bulunduğu süreçte devrin maliye nazırıyla tanışması ve Paris'te bu dertten yakınmasıyla beraber İstanbul'da böyle bir okul kurma fikrini devrin maliye nazırına anlatır. Hemen ortam kurulur ve Mihri Müşfik Hanım İstanbul'a gelir. Mihri Müşfik olarak anılmasının sebebi ise Paris'te evlendiği Müşfik Bey'dir. Bursa eşraflarından olarak bilinen Müşfik Bey ile evlenmesi sebebiyle Mihri Rasim, yani Rasim Paşa'nın kızı artık Mihri Müşfik olmuştur. İstanbul'a gelmesiyle beraber İnaz Kadınlar Mektebi'ni kurmuştur. Bu mektepte birçok öğrenci yetiştirmiştir. 1913 yılına geldiğimizde 250'ye yakın kadını bu mektepte yetiştiren isim Mihri Müşfik Hanım'dır. Bunlar arasında Nazlı Ecevit, Fahrenlisa Zeyd, Aliye Berger ve kendi yeğeni olan Hale Asaf tanınmaktadır. Kurduğu bu okuldaki algıları kıran, kadının gücünü aktaran, her daim kadının yapabileceklerini gösteren Mihri Müşfik Hanım, erkek modelleri derse alıp kadınlara çizdirdiği gibi açık havada resimler yapmaya da teşvik etmiştir. Bu atılımlarla birlikte Türkiye'deki kadınların sanattaki algısı güçlenmiştir ve günümüzdeki kadın sanatçıların Mihri Müşfik Hanım'a çok şey borçlu olduğunu görmekteyiz. Peki İstanbul'da kurduğu bu düzenden sonra Mihri Müşfik Hanım neler yapmıştır? Avrupa'ya geri döndüğünü görmekteyiz ve Avrupa müzelerinde de birçok eseriyle karşılaşmaktayız. Bu karşılaşmalar arasında en ilginç olanı Papa'nın resmidir. Mihri Müşfik Hanım'ın Papa'nın resmini çizdiği bilinmektedir. Ayrıca Mihri Müşfik, Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ün de resmini çizmiştir, paşaya hediye etmiştir. Çankaya Köşkü'nde bulunan bu resim Yugoslavya'ya hediye edilmiş ve dünya savaşlarında maalesef yok olmuştur. Buradan anlayacağımız üzere Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini çizen ilk kadın ressam Mihri Müşfik Hanım'dır. Ayrıca en yakın arkadaşları arasında Tevfik Fikret bulunmaktadır. Tevfik Fikret'in ölümünden sonra büyük bir yasa girdiğini, bu yasla beraber arkadaşını kaybetmenin acısıyla sanatına yansımaları da görmekteyiz. Günümüzde bilinen tarihsel süreçte yüzünün ilk defa maske alınan kişi Tevfik Fikret'tir ve bunu yapan kişi de Mihri Müşfik Hanım'dır. Aşia Müzesi'nde bu mask görülebilir. 1934 yılında kadın hakları konusunda seçme ve seçilme hakkının ilan edilmesi, 1935 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 17'ye yakın kadının girmesiyle birlikte büyük devrimlerin yaşandığı süreçte biz sanatta geriye doğru gittiğimizde 1886 yılında doğan Mihri Müşfik Hanım'ı görmekteyiz. Getirdiği atılımlar, yaptığı yeniliklerle beraber Türk resim sanatına büyük izler bırakmıştır. Kadınların sanat alanında yetişmesini sağlamıştır. Buradaki otoportresine bakacağımız üzere sarı bir ton kıyafet içerisinde kendini resmetmiştir. Sarı dişilikle bağlantılıdır. Osman Hamdi Bey'in eserlerinde de biz sarı feraceli kadınları görmekteyiz. Günümüzde de birçok müzayede sitesinde satılan kadınların kıyafetlerine bakacak olursak sarı ton hakimdir. Bunlar dişilikle bağlantılıdır. Kadınların gözleri Mihri Müşfik Hanım'ın eserlerinde keskin bir şekilde verilmiştir. Burada anlam, duygu öne çıkarılmaya çalışılmıştır. O dönemin Paris'inde, İtalya'sında moda olan sanat akımları Mihri Müşfik tarafından ülkemize getirilmiştir. Yani dışa vurumculuk, sembolizm gibi akımların ülkemizde yaygınlaştığı bir süreçtir. En yakın arkadaşlar arasında sayılan bir diğer isim İbrahim Çallı'dır. Ayrıca bu süreçte Çallı kuşağının yetiştirilen sanatçılar arasında bu tarz sanat akımları görülmektedir. Resmin öyküsünde bugün kadınların seçme seçilmesinin anılması ve Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlandığı bu süreçte Anadolu kadınının, Osmanlı kadınlarının, Osmanlı Sarayı'ndan çıkan bu isimlerin yaptığı yenilikler görülmektedir. Resmin bir başka öyküsünde görüşmek dileğiyle.